Türkiye yakın tarihinin en dramatik, genel tarihinin ise en akıl almaz olaylarından biri olarak Aralık 2016'da kayıtlara geçti. IŞİD, Elbap'ta yayınladığı 19 dakikalık videoyu dünyaya servis etti. Türkiye'de internet yavaşlatıldı. Videoya erişim engeli getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup iki asker yakılmıştı. Her ikisi de alevlerin arasında kalıncaya kadar sakindi. Bu sakinliğin bir sebebi vardı. IŞİD, infaz edecekleri kişileri uyuşturuyor tartışmaları sık sık yapılmıştı. Oysa İslami Radikal Örgüt kimseyi uyuşturmuyor, ölüme gönderdiklerine bunun bir propaganda senaryosu olduğunu söylüyordu. Askerlerden biri Seftar Taş'tı. Iğdırlı yoksul bir ailenin çocuğuydu. 2015'in Eylül ayında Türkiye içinden Suruç sınır bölgesinden kaçırılmıştı. Fethi Şahin ise Konyalı, Çumralı bir askerdi. Durumu karışıktı. 2015 tarihinde IŞİD üyeliğinden soruşturma açılmıştı. Buna rağmen askere gitmişti. Çürük raporu verildi. Fakat yakıldığı esnada üzerinde TSK üniforması ile görüntülendi. Fethi Şahin'in gizemli ilişkileri vardı. Ailesi istihbarat tarafından aranıyor. Yine istihbarat tarafından sınır bölgelerinde IŞİD ile iç içe geçen cihatçı yapılar aracı yapılarak onu geri almak için pazarlıklar yapılıyordu. Türkiye, IŞİD'in önemli isimlerinden ve Adnani'nin adamı olduğunu iddia eden Ebu Ubeyde Kod adlı İlyas Aydın, Rojava'da tutulduğu cezaevindeki röportajda şu bilgileri vermişti. Fethi Şahin Talabiyat'ta yakalanmış, Talabiyat İslam Devleti'nin elindeyken. Yani 2014'ten beri esir bizim elimizde. Göre dosyasında var olan bilgilere göre Fethi Şahin İçişleri Bakanlığı'na bağlı Milli İstihbarat Kuruluşu'nun teşkilatının kayıtlı üyelerinden bir tanesidir. İçişleri Bakanlığı'na bağlı İslam Devleti'ne sızmak göreviyle oluşturulmuş, onun söylemesine göre İttihat Terakki denen bir grubun üyesidir. 200 kişiliktir bu grup, onun söylemesine göre her biri eğitim almamış. Farklı eğitimlerden geçmiş insanlar. Sorulduğunda kendisine, yani kiminle görüşüyordun? Ben Tekirdağ'da Acem Birliği'ni bitirdim. Orada beni seçtiler. İşte bana teklif ettiler. Ben kabul ettim. Sonra beni Konya Askeri Birliği üzerine, o da Konya'dan zaten. Eğer hesabına baktıysanız Facebook'taki. Konya'daki askeri birliğe gönderdi. Orada Yenen adında bir komutan vardı. Gidip onunla görüşürdü. Beni çağırırdı. Bizim her gün zaten binler askerimiz şehit oluyor. Yani bizim için çok bir şey değişmez. Yani vatan için feda olmuştur falan. O zaman da bizim arkadaş dedi, siz bizi tanıyorsunuz yani. Sonra dedi, video çıkmalar söz konusu olur. Yani Türkiye'nin imajına zede gelir. Siz düşünün dedi yani mesela falan. Onlar bizim üstü kapalı tehdidimizi o zaman anlamışlardı zaten. Yani sonuç itibariyle kurtarma ihtimalleri vardı ama bizim örgüt de bir şeyler dayatıyordu. Onlar da bir şeyler dayatıyordu. Bizim çok bir isteğimiz yok. Biz onlara ne teklif ettik? Biz onlara dün muhacirlerin geçtiği gibi bırakın geçsinler. 4 senedir nasıl 3 senedir geçiyorduysa, 2,5-3 senedir bırakın gene geçsin. Bir manada sıkıntılar yapmaya başladılar. Mesela bizim onlarca madafam misafirhanemiz vardı Türkiye içerisinde. Uzun bir dönem bu yani misafirhaneleri basmayan Türk istihbaratı artık haftalık 2 haftada bir basmaya, içeridekileri tutuklamaya başladı. Bu sizi yoruyor ister istemez. Bunu istedik yani. Dedik ki eski siyasete geri dönün. Onlar da, onlar siyasetlerini bizle değiştirmeye kesinlikle karar vermişlerdi. Yani bizle maslahatları bitmiş. Bu bilgilere ve hakkındaki soruşturma evrakına göre Fethi Şahin önce devlet tarafından görmezden gelinmiş, IŞİD'e yakın olduğu halde askere bile alınmış, sonra belki de kullanılmış ve son olarak IŞİD'in elinde kaderine terk edilmişti. Hiçbir şeyden haberi olmayan Seftar Taş'ın ailesine 2017'de resmi olarak ölümü açıklandı. Gizemli asker Fethi Şahin'in ailesine ise 4 yıl sonra bile ölümüne ilişkin resmi bilgi verilmedi. Ancak 2015'te açılan soruşturma, 2018'de ölümü kabul edilerek kovuşturmaya gerek kalmadığı belirtilip kapatıldı. Video kaydı üzerine yapılan incelemelerde infazcıların kimlikleri de belirlendi. Ön plandaki IŞİD'linin Talip Akkurt olduğu saptanırken, arka plandaki iki kişinin adları ise Hasan Aydın ve Muhittin Büyük Yangezi olarak açıklandı. Hasan Aydın'ın 2012 ve 2015 yıllarında olmak üzere iki kez gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Türkiye'nin tüm kaynakları ile birlikte ordusunun mal varlıklarını da Katar'a satanlar
Şimdi bunları hatırlatanlara vatan hain deyip bir bardak suda fırtınalar koparıyorlar. Darbe gecesi kafası kesilen, IŞİD tarafından yakılan askerlerin hesabını vermeyenlerin hezeyanı, karmaşık ilişkiler nedeniyle kapatılmaya çalışılan dosyalarla iç içe geçen ucuz milliyetçilik oyundur bu.